çatısı akan, mutfağı olmayan, bahçeli geniş bir yerde ama ev değildi. Biz ev olarak gördüğümüz için, yani mecburiyetten oturduğumuz için tüm eşyamız sıfır geldi. Çay kaşığıma kadar, yani iğneden ipliğe kadar. Merdiven siler etti. Pazardan bize zıfran dökülerdi ya. Ben onları değerlendirip yana fırında söyledim. Karan ekmekleri bize verin diye. Öyle öyle geçimimi sağladım yani. Ondan sonra gittikçe de rahatsız olmuş yani. Sizleri aradım. Kimse yok mu yani? Onları yardım edersen. Kimse yok mu derneğe hayatımıza, müracaatımızı yapıp hayatımıza girdikten sonra çok şeylerim değişti. Ev kiramı, Allah razı olsun, her ay benim karşıladı. Çocuklarımın yeri geldi giysilerini karşıladı. Yeri geldi gıdasını bana gönderdi ondan sonra. Aradı halıma hatırımı sordu. Kesikti, suyum kesikti. Yani ben öyle bir bunalımdayım ki yani ben ve çocuklarımı öldürmeye kadar yolunu düşünüyordum. Şimdi doğalgazı, suyu, elektrik borcumu ödediler. Kira borcum vardı. Allah razı olsun onlardan ödediler. Her ay bir koli erzak dolusu evime yiyecek getirdiler. Çocuklarımı bayramda, Allah onları da sevindirsin. Bayramda çocuklarımı bayramcı giydirip baştan aşağıya kadar sevindirdiler. Allah onları da sevindirsin. Ben eti kimse yok mu aracıyla yedim. Çocuklarıma yedirdim. Yani daha gelecek bayrama kadar ben et alamam. Cid merhala bi شي صار لي شي 3 سنين جاي من هنا لهون ومعي اهلي ومعي خواتي تنتين واخوتي يعني خواتي تنتين جوازهم ميت يعني شهيد بوفي يتيم يعني ايتام معي كم سنه يوم قبل ما يجوا لعندي جيت لهون ما عندي شيء طول طول صرت ايش اسوي ما اعرف يعني اروح ليمين اروح شمال احكي مع العالم ادور على شغل عشان اشتغل اجيب اكل شرب ما في شغل ما في شيء طول طول أب الله ولا أجو جماعة كيف سيقوموا bayramlarda mesela Ramazan'da kimse kapımızı açmadı. Onlar geldi iftar etti.